Ne yaptın şeker? Çita, çita. Pamuk, prensesi. Kitap okuyacaksınız herhalde bugün, ha? Kitap okuyayım diyordum. Gerçi gelir gelmez de kitap okumaya başladım. Hasret gideremedik değil mi Nazlı? Kitap okuyacaktım bugün. Bu halde nasıl okuyayım? Balta üstü bir kitap işte. Yok, siz bana okumayacaksınız. Şekerler. Burada mısın tatlışım? Buzum. Dur şöyle bir yandayım. Tam rahat oturamadım uykucu. Uykucu Nazlı, bir dakika. Hem şekere döneyim. Şekere sırtımı dönmem. Değil mi şeker? Dostlar sırtını dönmez birbirine. Masa kaymış mı ya? Masayı da mı kaydırdınız? Ne yaptınız? Nazlı iş. Yaramaz Nazlı. Fırlama Nazlı. Tamamı kemiriyor. Şu kitap bıraksam parçalarsınız ha. Bilmez miyim? Ama artık kitap okuma saatlerimi değiştirdim uykucu. Sabah ilk kalktığımda kitap okuyacağım. Hem o saatte daha verimli olur. Tamam mı? Öbürü de kitap zaten duruyor. Epeydir onu da okuyamadım. Artık sabah saatlerinde sabah kitap okuyacağım. Ne yapayım, sizlerden fırsat mı kalıyorum? Pamuk şeker. Pamuk, pamuk, pamuk. Neyse, siz de alırsınız şimdi sağ sola. Ben kitap okurum. Kitap okumaya izin veriyor musun? Güzel. Melek ya. Nerede şu küçük kağıt? Hiç olmazsa birkaç sayfa okuyayım ya. 2400 kilometrelik kraliyet yolu. Milattan önce 522, milattan önce 486 yılları arasında yaşayan 1. Darius'un dönemine gelindiğinde Pers İmparatorluğu Mısır'ı da sınırlar içine katmıştı. Bu büyük ülkeyi kontrol altında tutmak için etkili bir yönetim ve vergi sisteminin yanında bir de posta ağını hizmete sokan Darius, milattan önce 500'de günümüzde İran sınırları içerisinde kalan Susa'dan Türkiye'deki Efes'e kadar uzanan 2400 kilometrelik bir yol yaptırmıştır. Vay be. Bu Lidyalıların kral yoluna değişik herhalde. Üzerinde bulunan 100'den fazla ara istasyonla yolculara konaklama imkanı sağlayan bu uçsuz bucaksız yolda seyahat etmek genellikle 90 gün sürse de
En hızlı ulaklar aynı yolu bir haftada almaktaydı. Yunan tarihçi Herodot şöyle der. Ne kar, ne yağmur, ne sıcak, ne de gecenin karanlığı ulakları gidilecek yolu çağçabuk tamamlamaktan alıkoyamazdı. Bu söz bugün Amerika Birleşik Devletleri posta servisi tarafından kullanılmaktadır. Vay be. Görüyor musun okucu? Üç dil. Şekerim. Birinci Darius'un hayat hikayesi günümüzde İran sınırları içerisinde yer alan Behistun'da bir kayaya kazınmıştır. Üzerinde eski Farsça, Elamice ve Babilce olmak üzere üç dilde yazı bulunan bu kaya 19. yüzyılda keşfedilmiştir. Bilim adamları günümüz Farsçasından hareketle eski Farsçayı çözmüş olduklarından geriye kaya üzerindeki diğer iki dili çözümlemek kalmıştır. Bu kaya sayesinde antik Mezopotamya'nın çivi yazılı metinlerini modern dillere çevirmişlerdir. Gördün mü? Şekersiz işaret. Bak Şeker diyor ki bırakın abiniz rahat kitap okusun. Kadınlar toprağın %40'ına sahipken antik Yunan'ın baskın şehir devletlerinden biri olan Sparta'da kadınlar antik dünyanın geri kalanında kendilerine asla tanınmayan bir güç ve statüye sahiptiler. Yunan filozof Aristo'dan öğrendiğimiz kadarıyla kadınlar Sparta'daki toprakların %40'ını ellerinde bulundurmaktaydı. Her ne kadar Aristo, Sparta tarihinin erkek nüfusun düşüşte olduğu daha geç bir döneminden bahsetse de bu oran çok değerlidir. Çünkü günümüzde bile küresel tahminlere göre dünyadaki kadınların ancak %10'undan azı toprak sahibidir. Mora Yarımadası'nın güneyindeki Lakonia bölgesinde yer alan Sparta, yaklaşık M.Ö. 700'de antik Yunanistan'ın birinci askeri gücü konumuna yükselmiştir. Sparta nüfusunun çoğunluğunu Helotlar denen köle sınıfı oluşturmaktaydı. Özgür olan insanlar ve Sparta yurttaşları ise 7 yaşlarından itibaren disiplin ve fiziksel kuvvet kazanmaları amacıyla çok sıkı bir askeri eğitime tabi tutulmaktaydı. Yunan-Pers savaşları sırasında Perslere karşı başarılı olan Yunan direnişini yönlendiren, Atina ile uzun süreli bir çatışma yaşayan ve M.Ö. 404'te bu çatışmadan Yunanistan'ın ve Ege'nin galip olarak çıkan işte bu elit savaş gücüydü. Askeri eğitime ve mükemmeliyete yönlendiren ve geniş bir köle gücünden destek alan bu sosyal sistemin eşi benzeri yoktu. Bu sistemde Spartalı kadınlara Yunan dünyasında görülmeyen bir özgürlük tanınmıştı. Spartalı kadınlar mülk edinebilecek ve miras olarak bir oğlun payına düşenin yarısını alabilecek konuma yükselmişlerdi. Evlendiklerinde aldıkları malların en azından bir kısmını çeyiz adı altında alıyor olsalar bile Atinalı kadınlarla karşılaştırdıklarında çok daha zengindiler. Genellikle babalarının ya da kocalarının evlerine hapsolmuş Atinalı kadınların aksine Sparta'nın kadınları şehirde gezmekte, at arabası sürmekte serbestti. İstedikleri işleri yürütebiliyor, resmi olmasa da siyasette etkili olabiliyor, hatta eşleri gibi çıplak bir şekilde jimnastik yapabiliyorlardı. Özellikle sonuncusu diğer Yunanlıları bir hayli şok etmekteydi. Bana bak diyorsun ha, kitaba dokunuyor. Bir paragraf kaldı. Ayrıca Sparta yasası bir kızın 10'lu yaşlarının sonuna gelmeden ya da bir başka deyişle 20'li yaşlarına erişmeden evlenmesini yasaklıyordu. Bu tabii ki Spartalı bir kadının dünyaya sağlıklı bir çocuk getirebilmesi, yani toplumdaki birincil görevini gerçekleştirebilmesi içindi. Fakat bir yandan da kadınlar erken hamileliğin risklerinden korunmuş oluyordu. Üstelik bu yasa kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklerinkinden yaklaşık 10 yıl az olduğu diğer Yunan şehirlerinin aksine, ki diğer Yunan şehirlerinde kadınların ortalama yaşam süresi 34,6 idi, 35 diyelim, kadınların daha uzun yaşamalarını sağlıyordu. Hele çita bir tuhaf zaten, çita bir tuhaf. Bak ponçoyu bu akşam getirmedim hasret giderelim diye. Ponçoyu getirince ortam buz kesiyor. Herkes bir tarafta stres. Ne var yani? Biraz büyüsün alışacaksınız ama işte biraz büyümesi lazım.
Siz onu oradan devirirseniz onu ben aşağıya koyayım. Cidden, cidden hareket lazım. Kemirme ya. Nasıl bir de sen başlama. Hep uykucu yapıyor. Senden başlama. Nasıl bile kocaman olmuş. Çıkar onu bir daha. Onu aşağı indirelim ya. Ya da ne mi devirir misiniz ki ya? Bir dursun, bir gün dursun, deneyelim. Ne yapıyorsun? Seviyorum ya. Nasıl acıyor biliyor musun? Bak tırnağını acıtıyorsun çita. Çıtayı yakalayın çabuk emrediyorum. Nasıl ısırmış? Çıta bunlara saldırıyor. Çıtayı harcayın.